Günün yorumuyla karşınızdayız. Mevzumuz işsizlik. Sokağa çıkın bakın, birçok kişi işsizlikten şikayet eder. İşsiz olanın ağzına yapışmıştır sürekli dert anlatmak, işli olanın da ağzına yapışmıştır işini şikayet etmek. Öyledir insanoğlu. Önce ağlar, acırsın, iş verirsin, sonra gelir senin işini senin elinden almaya çalışır. Kaba bir tabirle, örneklerle girdim konuya ama kusura bakmayın, bu konuda oldukça dertliyim. İstatistiklere göre Türkiye'de işsizlik oranı 2002'de %10,3'müş. Peki 2017'de açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı nedir biliyor musunuz? Aynı. Evet, yanlış duymadınız. 2002'deki 10,3 rakamıyla aynı oranda işsizlik oranına sahibiz. Şimdi aradan geçen 15 yıl boyunca bu hükümet hiç mi istihdam alanı yaratmamış, hiç mi işsizliğe çare bulamamış diyeceksiniz. Öyle ya, iki ayrı yıl ve rakamları yan yana getirince bu çıkmıyor mu ortaya? Rakamların dilinden iyi anlayan biri bunun bir aldatmaca olduğuna hemen anlar. Çünkü Türkiye'nin nüfusu 2002'de 70 milyonken bugün 80 milyonu aşmış durumda. Yani 10 milyon kişi çoğalmışız. Bu rakamları da hesaplarsak işsizlik oranı tavan yapmaz mıydı? Elbette yapardı. Peki bu rakam çok iyi bir rakam mı? Elbette değil. Bir ülkenin gelişmişlik orantısı işsizlik oranının tekhanesiyle ölçülür. Aslında enflasyon da öyledir. Tekhaneye düştüğü zaman o ülkenin gidişatı iyidir demektir. Amacım elbette rakamlar aracılığıyla hükümet yalakalığı yapmak değil. Ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek lazım. Her hükümetin kendine göre politikası vardır ve bunun sonucu olarak sandığa gittiğinde seçmeniyle yüzleşir ve aldığı oyla yaptığı çalışmaların karşılığı oluşur. Bir nevi karnedir yani sandık. İyiyse politikan iyidir, kötüyse gidersin yerine bu işi yapacak olanlar gelir, iyiler gelir. E gidilmediğine göre 15 yıldır, değil mi? Benim amacım da bu değil aslında. Amacım işsizlik oranının neden %10'larda olduğu, neden düşürülemediği. Ben size bunun cevabını hemen söyleyeyim. Efendim bizler iş beğenmiyoruz. Verilen işi yapmıyoruz, burun kıvırıyoruz ve bahaneler üretiyoruz sürekli. Kıçımız rahatlığa alıştıysa onu kaldırıp çalıştırmak zor geliyor birçok insana. Yukarıda da dedim ya, bizim haberciler sokağa çıkıp adama ne iş yapıyorsun diyor. Adam pişkin pişkin işsizim diyor. Peki neden işsizsin diyor. İş bulamadım diyor. Ne iş yaparsın dayımın oğlu diye sorsan ne iş olsa yaparım diyor. Yok öyle bir meslek. Yani ne iş olsa yaparım diye bir iş bölümü olsaydı herkes çalışıyor olurdu, öyle mi? Bu hayatta bir iş yapacaksın ama onu da tam yapacaksın. Bakın bana, gazetecilikten, televizyonculuktan başka bir iş yapabiliyor muyum? Ama onu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Herkes her işi yapamaz. Tesisatçı tesisat yapsın, elektrikçi elektrik işlerini halletsin, kuaför saça baksın, tuvaletçi kıça baksın. Tövbe tövbe, lafın gelişi söyledim ama her meslek erbabı gerçekten kendi bildiği ve sevdiği işi yapsın. Ben size söyleyeyim. Mesela bizim televizyona reklamcı aranıyor şimdi. Yani bu işin okulunu okumuş, halkla ilişkileri iyi bilen ve reklam sektörünü iyi anlayan biri, hatta birileri lazım. Televizyona para lazım sonuçta. Bu çarkın dönmesi lazım. Yok biliyor musunuz? Antalya'da reklamcı yok. Olan da kanat takmış uçuyor. Sanırsın ki holding CEO'su. Adam korumalık yapıyor ya da güvenlik elemanı ama işsiz. Neden işsizsin ben diye sorsanız ben kapıda bekleyemem. Şu kadar saat ayakta duramam diyor. Bir de ayakta duramaz rapor almış. Abi sen niye güvenlik sertifikası taşıyorsun o zaman? Git genel müdür ol, sıcak koltuktan kalkma hiç. İnanın insanlara iş beğendiremiyorsunuz. Vallahi yan gelip yatmak ayrı bir meslek haline gelmiş. Kahvehaneler ağzına kadar dolu, okey oynayan insanlarla dolu. İğne atsanız yere düşmeyecek. Yahu git bir işin ucundan tut. O masanın başında hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun be adam okey masasında? Eşinin çocuklarının yüzüne nasıl bakabiliyorsun işsizim diye? Ne diyordu rahmetli Sakıp Sabancı? Hayatta üç felsefem vardır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Diyecek çok söz var da herkes üzerine alınacak, en iyisi ben susayım. Sevdiğiniz işinizi yaptığınız günler dilerim. Kalın sağlıcakla.